Şimdi efendim Özcan Eren, Manisa Soma'daki 22 yaşındaki çocuğumuz. Biliyorsunuz her şey önce onun kaybolmasıyla başladı. Sonra bir vatandaşımız baraj civarında, Sevişler Barajı civarında bir kesik insan bedeni buldu, bir kesik kol buldu ve emniyet yaptığı araştırmalar sonucunda parçaları topladı ve bunun Özcan Eren'e ait olduğu ortaya çıktıktan sonra da en son görüştüğü kişi Mehmet Tahta tutuklanmıştı. Mehmet Tahta demişti ki tutuklandıktan sonra, evet fidye mektubunu ben yazdım, onunla beraber yazdım, dedesinden para istiyordu ama ben öldürmedim demişti. Ve cinayet itirafı hafta sonu geldi efendim. Hafta sonu emniyetin yine dikkatle sürdürdüğü tahkikat sonrasında Mehmet Tahta'nın önüne koyduğu deliller Mehmet Tahta'yı bu itirafa zorladı aslında. Mehmet Tahta dedi ki evet Özcan'ı ben öldürdüm. Tıpkı yine bir sevgili izleyicimin arayıp söylediği gibi bu koyun hamileydi. Onu kuzulatmaya gitmişlerdi ya, ondan sonra arabada kavga ettiklerini ve kavga ettikten sonra silahla onu öldürdüğünü, sonra da o izleyicimizin söylediği gibi o veteriner dükkanın altında bir depo varmış, oraya götürdüğünü, orada yine bir başka izleyicimizin söylediği gibi arabasının arkasında bulunan keserle parçalara ayırdığını, daha sonra da baraj gölüne parçalarını attığını itiraf etti. Peki neden ne? Neden enteresan? Söylediği neden enteresan? Bana koktuğumu söyledi diyor. Yani artık bir izleyelim de. Sonunda itiraf etti. Soma canavarı bu çocuğu parçalara ayırmış, atmış efendim. 22 yaşında gencecik bir delikanlı. Korkunç cinayetin ayrıntıları. Allah kahretsin diyorum, başka da bir şey diyemiyorum yani, gerçekten hani insanın da diyebileceği şey o kadar az, evet. Ki. O depoda parçaladı. Muayenehaneden de inilen bir yer var bu ve bu bir depo. Özcan Eren cinayetinde itiraf nasıl geldi? Manisa'daki korkunç cinayetin ayrıntıları nihayet belli oldu. Kaybolmasının ardından anne ve babasının programımıza başvurduğu 22 yaşındaki Özcan Eren'in söylediği sözlerden dolayı öldürüldüğü öğrenildi. Programımızda gündeme gelen pek çok detayında doğruluğunu ortaya koyan itirafa göre Özcan Eren'le 7 Şubat'ta buluştuktan sonra hayvan doğumu için köye doğru yola çıkıyorlar. Ben kayıp çocuğun sadece iş yerime gelip kısa bir süre sonra ayrıldığını, sonrasında görmediğimi beyan ettim diyor. Yağcılık köyünde Şenol Bey var. İşte hayvanlarına bakmak için aradığı söylenen kişi. İki kişi işte, bir genç çocuk vardı, bir de Mehmet kendi vardı. Kaç yaşlarında bir çocuktu? Asker çağlarında, askerden bir iki sene geçebilir bu yaşlarda. Çocuk senin yanındaysa niye söylemiyorsun? Oradan dönüşte telefon sinyali kesiliyor. İşte ne olduysa bundan sonra oluyor. Cezaevinde suçunu itiraf eden Mehmet Tahta ve Özcan Eren doğumdan dönerken konuşmaya başlıyorlar. Hayvanları doğurturken, ameliyat ederken ireniyor musun? Üstün başın kokuyor. Eve döndüğünde ne yapıyorsun? Bu sözler 22 yaşındaki gencin hayatına mal oluyor. Özcan'ın kendisini aşağıladığını düşünen Mehmet Tahta çok sinirleniyor ve tüfekle vurarak öldürüyor. Katil zanlısı Mehmet Tahta daha sonra arabasının arka koltuğuna koyduğu Özcan Eren'i ameliyathane olarak kullandığı depoya götürüyor. İzleyicimiz işaret etti. Bir izleyicimiz yayınımızda tüyler ürperten bu depoyu anlatmıştı. Orada birisini bir hafta 10 gün çok rahat saklanabilir ve hiç kimse de duymaz yani. Böyle karanlık izbe bir yer. Yağcılık köyüne gidiyor. Sonra çocuğu buraya bırakıyor. Sonradan da Bayat köyüne gidiyor. Hiç valla yakın mesafelerde değil yani bunlar. Evet. Bayağı bir mesafe. 30 kilometre, 40 kilometre falan, evet. Mesafelerden, evet, bahsediyoruz. Evet. Ofisinde fidye mektubunu yazan zanlı bu mektubu da Özcan Eren'in dedesinin evine bırakıyor. Niye geldi bu adam şimdi bu köye o kadar mesafeye? Çünkü saat 17'den sonra da dedenin kapısının önündeki fidye mektubu bulunuyor. Mehmet geldi o köye çağrılmadığı halde. Fidye mektubunu da bıraktı gitti. Arabadaki cesedi havanın kararmasından sonra ameliyathane olarak kullandığı depoya indiren katil zanlısı genç adamı baltayla parçalıyor.
Arabasını ve deposunu detaylı bir şekilde temizleyen zanlı, 22 yaşındaki gencin vücut uzuvlarını iki ayrı baraj gölüne atarak kurtulduğunu düşünmeye başlıyor. Cinayette kullandığı tüfek ve baltayı da yok eden tahta, hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Ben kayıp çocuğun sadece iş yerime gelip kısa bir süre sonra ayrıldığını, sonrasında görmediğimi beyan ettim diyor. Devamlı onunla düşünüyorum, ne yiyebiliyorum, ne içebiliyorum, yaptığım işten bir şey bulamıyor. Özcaner'in ailesinin programımıza başvurmasıyla panikleyen tahta, her bir parçasını ayrı ayrı attığı cesedin bulunamayacağına inanıyor. Biz senin kapını çaldık. Veteriner dedi ki avukatımla konuşun. Allah Allah dedim ya. Bunun üzerine etrafa sorunca bir baktım ki ailesine de meğerse yalan söylemiş. Polise yalan söylemiş. Bunlar yalan. Bu çocuğun telefon sinyali 14.30 gibi en sona kuzu doğurtmadan gelen yol üzerinde kesiliyor. Telefon sinyalini kesildiği yerde bir vatandaşımız muntazam kesilmiş bir kol buldu. Bunun özellikle altını çiziyorum. Özcan'ın telefonunun son kez sinyal verdiği Sevişler Barajı kıyısında kesik bir kol bulunmasıyla tutuklanan veteriner hekim Mehmet Tahta'nın sonunda suçunu itiraf etmek zorunda kaldığı ortaya çıktı. Soma olalı böyle bir vahşet görmedi diyeceğim. O kadar küçük parçalara ayrılarak atılmış ki. Hem Sevişler Barajı'nda hem de Karacakaş'taki barajda arama yapıldı iki ayrı yerde ve sonunda emniyet Özcan Eren'in son parçasına da ulaştı ve vücut bütünlüğü de tamamlanmış oldu. Cinayeti ayrıntılarıyla anlattı. Genç adamı öldürdükten sonra parçalayıp iki ayrı baraj gölüne attığı tespit edilen Mehmet Tahta, polisin önüne koyduğu delilleri gördükten sonra tutuklu bulunduğu cezaevinde cinayeti nasıl işlediğini tüm ayrıntılarıyla anlattı. Takır 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 gezip atmış katil. Google'dan araştırma yapmış. Ceset nasıl yok edilir? Nasıl saklanır? Ceset suda kaybolur mu? Delilleri öğrendi, itiraf etti. Cinayet masası ekiplerinin cezaevinde de ifadesini almayı sürdürdükleri katil zanlısı, kayıp tüfeği ve arabanın arka koltuğunda rastlanan kan izlerini öğrendiğinde çözülüyor ve cinayeti nasıl işlediğini tüm ayrıntılarıyla anlatıyor. Demek ki neymiş? Öyle internete girip de ben cesedi nasıl yok ederim? Suda ne kadar durur? İşte üzerinde iz kalır mı? Bilmem ne diye araştırma yapmanın sonuç itibariyle bir faydası yokmuş. Yok. İçim yanıyor yani. En ağır cezasını verilmesini istemiyorum. Benim çektiğim acıyı o da çeksin. Çıkamasın inşallah oradan.